Oldukça duygusal olan ve ailesi olmadığı için evlenip yuvasını kurmak istediğini her fırsatta dile getiren Medeni Bey, bakalım aradığı mutluluğu Aslı Hanım'da bulabildi mi? Herkesin merakla beklediği karar anı birazdan. Zühre Hanım'ın talibi Hasan Bey dün programımıza katılarak Zühre Hanım'la karşılaşmıştı. Zühre Hanım'ın kişiliğini beğendiği için geldiğini söyleyen Hasan Bey ve Zühre Hanım arasında neler yaşandı? Çift yola beraber devam edecek. Not sure I understand. Hasan Bey ve Zühre Hanım'ın merakla beklenen karar anları birazdan. Adaylarımın arasında ve onu çok beğeniyorum. İsmi de çok güzel Zeynep ve ona Zeyno diyorum. Zeyno'ya bugün bir talip var. Alkışlarla Zeynep'i buraya alıyorum. Zeynep gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdi önce paravanımızı kapatalım. Ve bakalım Zeynep'e kim gelmiş? Çağdaş Bey için alkışlarımızı. Merhaba. Paravanı hiç açmaya gerek kalmadan açmış oluruz. Heyecandandır biraz. Heyecandan. Zeynep'i görünce dilin tutuldu herhalde. Peki nasılsın? İyi misin Çağdaş? Teşekkür ederim siz. Sağ ol. İstanbul'dan mı geldiniz? Evet. Peki Zeynep konuş bakalım. Merhaba Çağdaş Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nerelisiniz? İstanbulluyum. Yüksek sesli alayım mı Çağdaş? İkiniz de yüksek alacağım sesinizi. Tamam. Yaklaşın ya da şeylerle sakın açmayın paravanı ha. Tamam. Çıkmayın. Haydi bakalım. Nereliydiniz duyamadım. Aslen Trabzon ama İstanbul'da yaşıyorum. Anladım. Mesleğiniz nedir? Ne? Mobilya dükkanı işletiyorum. Okudunuz. Ben isterseniz kısaca tarif edeyim size. Evet, siz kendinizi anlatabilirsiniz, çok iyi olur. 32 yaşındayım. Evime yakın mobilya dükkanı işletiyorum. Normalde turizm mesleğim ama ailem yardımcı oldu. Mobilya dükkanı işletiyorum şu anda. Anladım. Arabam var. Daha önce bir ciddi ilişkiniz oldu mu? Evlilik, nişan, çocuğunuz var mı? Sadece bir ilişkim oldu. O da yürümedi. 200 sene oldu. Tek ciddi ilişkim oydu. Anladım. Neden bitti? Kendisi İzmirliydi. Uzakta olduğu için görüşemiyorduk. Ailevi sorunlardan dolayı görüşemedik. Ailesi de izin vermedi. Anladım. Buraya izleyerek geldiniz değil mi? Evet, kesinlikle. Sizi televizyonda gördüm. Beğendim. Oturuşunuz olsun, kalkışınız olsun. Anladım. Etkilendim daha doğrusu. Başka sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Vallahi paravan var pek. Bilemiyorum. Akıllı. Paravan var. Bak hemen paravan açalım istiyorsan öyle kolay açmam paravanı. Biraz hayatından, kişiliğinden, huyundan, suyundan bahset, dinlesin. Tabii ki. Spor yapmayı çok seviyorum. Yani genelde hayatım işim ve spor yapmakla geçiyor. Ciddi bir spor mu yapıyorsun? Evet. Yani. Ne sporu? Fitness ve boks yapıyorum. Neymiş Zeynep? Fitness ve boks. Anladım. Fitness yapıyormuş. Evet. Ve boks of. Ben de pek sporla alakam yoktur benim. Spor sevmez misin sen? Pek sevmem yani. Birçok kadın da. Aslında yeni yeni kadınlar da başladı. Çok mu seviyorsun? Beni sevmiyorum. Vallahi ben de yani futbol, maç seyretmeyi falan sevmiyorum. Yanlış anlaşılmasın da. Hangi başsınız? Koç burcuyum.
İki koç uyar mı? Şimdi şöyle. Ama futbolla hiç ilgilenmiyorum. 21 Nisan doğumluymuş. Futbolla hiç ilgilenmiyorum. 21 Nisan hem koç hem boğa. İkisinden de alır. O yüzden ama fiziksel olarak görüntü biraz daha koç özelliklerini taşıyor gibime geliyor. Ama bu arada koç burcu çok meraklıdır. Karşısında doğal insanı sever. Çok süslü, abartılı davranışlar kaçar. Zeynep, senin burcun neydi? Koç. İki koç. İkiniz de anlaşma noktasında eğer kıstaslarınız olursa zıtlıklar da olabilir ama birbirinizi çok iyi çeker, çok iyi anlaşabilirsiniz. Paravan açılınca bu anlaşma noktanız daha fazla olacağını eminim. Anladım. Şimdi ben sormak istiyorum. Ben tabii kariyerime önem veriyorum. Kariyerime devam etmem sizin için bir sorun olur mu? Yok, hayır, tabii ki normal iş hayatında devam edebilirsin. Peki. Yani gayet normal bir durum, her insanın hakkı. Eşinize hiçbir kısıtlama yapmaz mısınız? Kıskanma, kısıtlama. Kıskancındır ama abartacak kadar değil. Yani insanın özgürlüğünü kısacak ya da mutsuz edecek kadar değil. Anladım. Normal seven insan kıskanır, her seven kıskanır ama önemli olan insanı mutsuz etmeyecek kadar. Tabii ben de kıskancım aynı şekilde. Düşünüyorum. Anladım. Başka? Sosyal hayatınız, dışarı hayatınız, sigara kullanıyor musunuz? Fazla değil. Fazla değil. Bu mesela kötü bir şey. Yani. Ama sigara kullanıyor. Evet. Sen? Kullanmıyorum. Hiç istemiyorsun kullanmayı. Yani sigara kokusu tabii ki içmeyen bir insan sigara için rahatsız edici. Sigara kokusu rahatsız ediyor. Evet. Alkolünüz var mı? Yok, hayır. Anladım. Sadece evet. Sigarada günde 4 tane diyeyim. Bu da çok şey olursa, yoğun ya da çok stresli olursan. Geçmiş ilişkisinde neler olmuş, sordun mu onları? Yani nasıl bitmişti? Yani aslında güzel bitti ama... Güzel, uzaklık güzel yüzünden bitti yani? Demişti. Çok İzmir'de ilginç. Oturuyormuş. İzmirliydi. Bitiş sebebi sadece İzmir'de oluşumu. Ailesi de, ailesinin izin vermeyişi. İstanbul'a gelmesine. Neden izin vermediler? Ailesi biraz hep çok şey bir annesi vardı. Hep devamlı yanında kalmasını isteyen bir annesi vardı. Hmm. Ben de aile düşkünüyüm. Biraz. Bu da bir sorun olur mu? Siz İstanbul'da mıydınız? Evet, İstanbul'dayım. Ailem de İstanbul'da ama aynı şekilde ben de aileme düşkünüm. Ya sonuçta o neden sorun olsun ki? O İzmir'deydi. Anladım. Sonuçta siz İstanbul'sınız, ben de İstanbul'dayım. Siz peki eşinizin sosyal hayatını kısıtlar mısınız? Çünkü ben hala yani evet, sosyal bir hayatım var, gezmeyi severim. Zaten kesinlikle ben de gezmeyi çok severim. Evde oturmayı seven insan değilim. Anladım. Aynı şekilde. Her zaman bir restorana gitmek olsun, güzel yerleri gezmek olsun, yazları tatil yapmak olsun. Bak... Erkeklerin belli bir yüzdesi çok güzel hanımlarla evlenseler de fırsat bulunca aldatırlarmış. Öyle diyor anketler. Sen de öyle bir şey olacak mı? Zeynep çok güzel ama. Teşekkür öyle bir şey olursa. Yok, hayır. Emin misin? Ben genelde tek eşlikten yanayım. Bir insana değer verdiğim zaman. Geçmişimde bazı ilişkilerim oldu. Ufak ilişkilerim oldu ama birine değer verdiğim zaman da asla hiçbir şekilde. Anladım. Yani tabii ben de eşimi paylaşmaktan yana değilim. Öyle bir durum olursa da ben kabul edebileceğimi zannetmiyorum. Onu söyle. Böyle bir durum olursa ne yaparsın? Kabul etmem yani, ayrılırım. Hmm, bu kadar da net ve kesin konuşuyorum yani. Evli de olsan ayrılır mısın? Evet. Ama çocuk olursa tabii üzülerek ayrılırım. Daha çok üzülürüm ama eğer bir çocuk yoksa da direkt ayrılırım. Çünkü kendi seçimini yapmıştır. O zaman üzülmeyerek ayrılırım. Yani bu konuda da biraz... Ama biliyorsun karılarını sevseler de aldatıyorlarmış. İşte ben de beni seven insan bunu bilerek gelsin ve hayatını hani bundan sonra başka birini almayacağını bilerek gelsin diye düşünüyorum. Benim mantığım da o. Tabii. Bence o insanlar o ikisini bulamamasından dolayı kaynaklanan bir şey. Bir insanın birini aldatması, eşini aldatması... Burada bütün erkekler gülüyor. Bu lafı söyledim ya, bakıyorum orkestra gülüyor, sesçiler gülüyor, kameramanlar gülüyor. Niye? Siz de mi eşinizi severek aldatıyorsunuz? Ses yok, sessizlik var. Ya, severek evet. Aldatmanın da doğru olduğuna da inanmıyorum ben, bilmiyorum. Bir insan bir insanı gerçekten seviyorsa başka biriyle mutlu olabileceğine inanmıyorum.
O yüzden... Kadın dünyasından böyle bakıyorsun, evet, değil mi? Kendi erkek dünyasından böyle onlar bakıyorum. Farklı bakıyor anlaşılan. Ve eğer hani gerçekten beni severse de aldatmaz diye düşünüyorum tabii. Senin gibi tatlı cici bir kızla aldatılmamalı değil mi ama? Bence de. Bak o da öyle diyor. Kesinlikle. Peki devam edin, konuşun bakalım. Başka? Yani dediğim gibi... Çok birine değer verdiğim zaman asla aldatmam. Geçmişte ufak tefek ilişkilerim oldu ama birine gerçekten değer verdiğim zaman da asla aldatmam. Zaten senin şu anda ilk kez televizyon programına çıkıyorum. Televizyonda gördüm. Hayatımda bir iki gerçekleştirdim. Nasıl bir duygu televizyona gelip de bir eş adayı bakmak kendine? Yani şeyin yolunu şaşırmak dışında normal. Kanalı mı bu zor buldun? biraz öyle oldu. Peki. Annen biliyor mu buraya geldiğini? Ailen Zeynep'i burada... Biliyor zaten görecek. Annemin de. İzliyorlar mı seni şu anda? Sanmıyorum, kendisi çalışıyor çünkü. Hmm. Ne yorum yaptılar buraya geleceğinizi söyleyince? Şaşırdı, bayağı bir şaşırdı. Onayladı mı? Hatta onayladı. Ama bayağı bir şaşırdı. Benden beklemeyeceği bir şeydi. Yani yani şok bir vaziyetteydi yani. Söylediğim ama şok bir vaziyetteydi. Anladım. Enteresan. Siz peki duygusal mısınız, mantıksal mı? Mantıkla mı hareket edersiniz hayatınızda? Duygusal olarak hareket ettiğim de olur, mantıksal olarak da. Genelde ticari, yani işle ilgili de şeylerde genelde mantıksal. Ama ilişkilerim de duygusaldır yani. Anladım. Şimdi ben izlemenize rağmen söyleyeyim. Ben eşimin hayatında, yani hayatına etki etmek isterim. Her zaman benden bir fikir almasını, yani onun hayatına karışmak isterim. Bundan dolayı rahatsızlık duyar mısınız? Kesinlikle memnuniyet diyorum. Hatta gerçekten değer verdiğim insanın üstünde hakkı olması beni memnun, yani mutlu eder. Anladım. Paravanı açalım isterseniz. Evet, merak ettim yani. Merak ettin. Şu ana kadar konuşmaları da seni itmedi anlaşılan, açalım yok, dediğine hiç göre. Şimdi açınca bakacaksın. Ak mı kara mı diyorsun. Peki açalım mı biz paravanımızı, açalım lütfen. Evet. Ben oturayım, en iyisi bana bakıyor çünkü. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz ilk defa yaptım. Heyecan var, ilk defa. Anlıyorum, çok sorun değil. Söylediğim gibi yani. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey aşağı var mı? Aşağı yukarı anlattınız zaten. Yok mu bir sorun? Ailenize bağlısınız. Evet. Mesleğimi düşünüyorsunuz. Aynen. Kariyer düşünüyorsunuz. Evet. Mali durumları konuştun mu, sordun mu Zeynep mali durumunu? Nasıl geçinecek evlenirse, evet, seninle? Nasıl geçineceğiz? Nasıl geçineceğiz? Yani bir sıkıntın yok. Kendi ben de kendi işimi, hani kendi maaşımı kazandığım için el ele verip geçinilebilir tabii. Nerede oturuyorsunuz? Ok Meydanı'nda oturuyorum. Anladım. Kendim dükkan işletiyorum zaten, mobilya dükkanı. Ev kendi eviniz mi? Ev kendi evimiz. Eğer evlenirsem de eğer ikinci bir ev açacak, yani şey yapacak durumda. Mobilyalarda tamam, bedava. Mobilya işi yapıyormuş. İnşallah olsun da. Anladım. Arabanız var mı? Var. Hı. Araba var, ev var, eşya var, mobilya var. Sizin aileniz de mi İstanbul'da? Trabzonluyum demiştiniz. O da İstanbul'da. Hı. Anladım. Başka? Başka sorun lütfen isterseniz. Başka ne var biliyor musun Zeyno? Senin nasıl elektrik aldığın var? Şu anda ne hissediyorsun? Beğendim. Beğendin mi, beğenmedin mi? Ne hissediyorsun?